Söylediğim şeyleri yaparak sen de bu ultimde çok güzel kazanmalar elde edebilirsin. Artık kaybetmek yok. Öncelikle merhabalar, hoş geldin. İlk olarak temel şeylerden başlayacağım ama başka yerlerde görmeyeceğiniz bilgiler vereceğim sizlere. İlk olarak mouse hassası arkadaşlar. Mouse hassaslığını biliyorsunuz diğer oyunlara nazaran Gotham'da daha önemlidir. Bunun sebebi de şudur. İnsan oynarken evet bir mouse ayarınız vardır. Kura dönüştüğünüzde bu yetersiz gelebilir. Yani mouse'un hassaslığını yükseltmeniz gerekebilir. Yani bu da ciddi bir problem aslında. Pek gözünüze gelmese de çoğu oyuncunun dikkat etmemesine rağmen bu çok ciddi bir sorun aslında. Yani iki tane mouse hassaslığı kullanmak bayağı problemli. Ben bunun ortasını buldum arkadaşlar. Ben kendim güzel bir mouse hassaslığı yaptım. Biraz çalışmayla bunu hem kurdum hem insanla kullanabiliyorum. Ama bu herkesin uyması gereken bir durum değil. Bunun için benim size bir tavsiyem olacak arkadaşlar. Switch'li mouse'larda, mouse'unuzun üzerinde switch'lerde mouse'unuzun o anki ayarını değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. 3 kademeli olarak örnek veriyorum. Yavaş, daha hızlı, biraz daha hızlı gibi. İlk terimi kullanmayacağım. Sizin de anlamanızı istiyorum. Mesela benim mouse'um çakma bir mouse olmasına rağmen burada mouse hassaslık için bir tuş var. Buna 3 kademeli olarak bastım arkadaşlar. 3 kademesi var. Ortam mesela yavaş şu şekilde oynattığımda mesela ekranda böyle böyle yapıyor. Bir tane bastım. Böyle böyle yaptığımda aynı hareketi yaptığımda daha fazla sağ sola geliyor gibi gibi. Bunun ayarını ayarlayabiliyorsunuz tabii. Bu şekilde bir switchli mouse kullanırsanız eğer hem kurtta hem insanda hızlı hassasiyetli işleri yapabilirsiniz. İmkanınız varsa da tek bir mouse hassaslığında ikisini de oynayabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Ben sadece size kolaylık olsun diye bu bilgiyi vermek istedim. Arkadaşlar ikinci olayımızda herkes açık kamplarda oynamak. Yani ne demek oluyor? Acemisinden profesyoneline herkesin girebildiği odalarda oynarsanız eğer profesyonellerin arasında ezilmemiş olursunuz. Yani kendinizi geliştirme fırsatınız olmuş olur. Oyunda bu çok önemli bir nokta aslında. Misal biliyorum gölge kampında oynayabilirsiniz. Gölge kampı şu an için hem en aktif kamptır hem de gecesi gündüzüyle insanlar hep gölge kampında oynar. Yer bulabilirsiniz, oda bulabilirsiniz gölge kampında. Kendinizi geliştirmek için arkadaşlar herkes açık kamplarda oynamalısınız. Arkadaşlar bir diğer olayımız da biliyorsunuz oyun günlük hediyeler verebiliyor arkadaşlar. Bu karakter olabiliyor, başka şeyler olabiliyor. Şöyle kurnazlık demek istemiyorum ama biraz kurnazlık taktik vermek istiyorum sizlere. Atıyorum oyun bugün için mesela Pedro Gomez verdi. Yani kırmızı takım karaktere verdi. Herkese verdi bunu. Envanterine gönderdi. Veya kutusuna fark etmez. Herkese bu karakterden var. Sizin mavi takımda oynamanızı tavsiye ediyorum. Bunun sebebi de şudur. Bunu şey için söylüyorum. Şimdi oyunun gönderdiği karakterler genel anlamda her zaman iyi olmuyor arkadaşlar. Ve de oyunu seyrek sıklıkla oynayan insanlar oyunun verdiği karakterleri tam adil. Bunlar oynarlar doğal olarak. Burada kimseyi küçümsemiyorum yanlış anlamayın. Yani ne demektir bu? Pratiği az insanlar kullanır o karakterleri. Yani o gün için kırmızı karakterde bir hediye geldiyse oyuna siz mavi takımda oynayın. Rakipleriniz daha güçsüz olur. Bunu ne için söylüyorum? Kendinizi geliştirmeniz için söylüyorum. Tabii ki güçlü rakipler kendinizi geliştirebilirsiniz ama Boston biraz nasıl söylenir? Parasal anlamda üstünlüğü çok fazla olduğu için karşınıza full set bir adamı öldürmeniz biraz da oyun tecrübesi varsa zor olur. En azından ilk aşamalar için böyle ufak taktikleri uygulayabilirsiniz. Arkadaşlar pratik için en iyi oyun ölüm oyunudur arkadaşlar. Uyku modunda bunu yapamazsınız. Uyku modunda bir hakkınız vardır. Çoğu zaman patlayabilirsiniz. Yani ne kadar iyi oyuncu da olsanız çok oyuncularda kendinizi geliştirmeniz zor olur. Uyku modu için söylüyorum. Ölüm oyunu oynayın bol bol. Diğer modlardaki hem can olayı hem kurt avındaki mekanikler, savaştığınız kurtlar değişik olduğu için beyninizi geliştirmek için ölüm oyunu oynayın. Mutlaka kaskınız olsun arkadaşlar. Yani kafaya mermi almak için ikinci bir şansınız olsun. Kurtlar oynuyorsanız güçlendirmiş kurşunu unutmayın sakın. Bunların yanında arkadaşlar kurda hiç dönüşmeyeceğiniz bir moddaysanız mutlaka insan seviyeli dövmelerini takın. Çoğu oyuncunun YouTuberlardan gördüğü gibi oyun oynadığını fark ettim. Yani efsane kurt dövmesi güzel bir dövmedir ama kurt için güzel bir dövmedir. Efsane kurt dövmesini takıyor adam. Ölüm oyunu diyor, uyku modu diyorlar. Her şey hep o takılı. İnsan değil, insan olacağınız modlarda mutlaka insan seviyeli dövmeleri takın. Uygun amacı hem kendimizi geliştirmek hem de kazanma oranımızı yükseltmek. Bunun için arkadaşlar eğer oyuna düzenli olmasa da ara sıra nakit çekiyorsanız
Legend'de karakter eksiğiniz yoksa mutlaka sıfır cesaretlisi alın arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar bir ölüm oynattığınızı düşünün veya yıkım dolu herhangi bir mod olabilir bu. Kaybedeceğiniz kesin gözüyle bakıyorsanız arkadaşlar sıfır cesaretlisi aldığınızda oradan çıktığınızda kaybetme sayısı eklenmez puanınıza. Yani bir nevi o maçı yok saymış olursunuz. Ha, birkaç özelliklerinde yararlanmamış olursunuz. Birkaç yani altın olabilir, gelişim puanı olabilir. Ama siz kazanma kaybetme oranını düşürmek istemiyorsanız sıfır ceza etkisi alıp yenileceğinizde banko garanti baktığınız bölümlerde odadan çıkabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu böyle kısa kısa seri seri yapmak istiyorum. Hatta bunun birkaç video daha yaparım. Şu an çekerim daha sonra bilemiyorum yani. Öyle biraz güzel bir şeyler daha anlatmak istiyorum sizlere. Çünkü oyunda yapılan çok fazla hata var bu konu hakkında. Yani herkes de renkli olacak diye bir şey yok ama herkes kendini geliştirebilir. Bu konuda sizlere elimden geldiği yardımcı olmaya çalışacağım. Bu video için sizlere bir ricam olacak arkadaşlar. Abonelik vesaire beğeni falan değil bu. Oynadığınız şeyin bir oyun olduğunu unutmayın arkadaşlar. Lütfen bunun oyun olduğunu unutmayın. İnsanlara oyunlarda küfür etmeyin arkadaşlar. Küfür eden bir kişiye sizin küfür etmeniz onun seviyesine indiğiniz anlamına gelir. Yani ilk küfürü kimin ettiği önemi yok. Tepkiniz olursa ha, ne olur? Yani bunu belirtebilirsiniz sisteminizi tepkiniz ama bunu küfürle anlatmaya çalışmayın lütfen. Bu durum çok kötü bir durum. Bunun da oyun olduğunu unutmayın. Birbirinize karşı saygı olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.